Evet arkadaşlar, Asım Külah'ın kültür evini tanımaya devam ediyoruz. Tekrardan iyi günler Asım abi. Farklı bir çekime Hadi geçtim. odamıza geçtik. Karyola, aynalı karyolamıza bakıyorsunuz. Evet Asım abi. Bu da çok eski bir aynalı karyola. Tesbih çeşitlerimiz. Eskinin terzilerinin diktiği 50-60 yıllık elbiseler. Mesela kaçtı asılı. Buraya geldik, yün terağımız var. Yani bu nedir Asım abi bu? Yün, yıkanmış yünü eğirmek için mesela. Evet abi. Burada ne var? Çocukların banyosu ve abdestle yani. Evet, çocuklar için Asım abi. Çocuklar için. Bu hamam tası. Şimşir tarak. Evet abi. Çocukların çamaşırını yıkar mesela. Tokaç. Evet Biz abi. de köpüş deriz. Efendim işte geldik burada bir sinir dizimi. Yani bu eskiden Asım abi, bu Eski sinirleri sofra, kullanılan şeyler sofra yani. dediğimiz, evet, kullandığımız 50-60 yıl, eşyalarımız. 40 Tabii. yıl önce. Buraya geldik. Burada yeni gelinlerin hamam peştemali, ipek Arap bir dokuması. Oo. Misafir odasının sobası, mangalı, efendim çeyiz sandığı. Buna da gelince ne bu? Bunda iyi kahve yapılır Bu Asım abi. kervan cezvesi. Kervan Orijinal yolu, mı Asım abi? tabii. Yolda giderken bunu bu şekil yaparlar. Bu şekil yapıyorsunuz iş bittikten sonra yer işgal etmesin diye. Asım abi çok güzel lezzet verir. Evet. Peki şu sandık üzerindeki motifler Bu, olsun hep bak bunlar yöresel şey midir? sandığı. Bunlar mesela asker bavulu. Tahta bavullar. Kilimler Arap girişlemesi mi? Arap dokuması değil de Arap girdi tabii. Ne kim getirmiş, ne zaman gelmiş. Evet El abi. dokuma mesela halı, heybe. Evet abi. Efendim buradan geçti göreve. Telefonlar eskinin. Bu terzi ütüleri. Telefonlar tabii eski. İspirit ocağımız, kolonya şişelerimiz. Evet abi. Burada mesela Evet arkadaşlar, ilk Asım Külhan çıkanın kültür evini de tanımaya devam ediyoruz. sünger ilk çıkan ayakkabı deri diken makinamız. Önemli bilgiler arkadaşlar bunlar. Evet, bu da örütü. Bu da bak, erkeklere ait tokmak yeri, bayanlara ait tokmak yeri. Bu da 1400'lü yıllara ait. Kapıları, 1400. evet. 900 değil, Şöyle 400. kapının, şöyle düşünün. Kapı Süslemesi, kokma, işareti. tokmağı mı Asım abi bu? Tokmak yerleri, tokmağı kaybolmuştu tabii. Ha, bunlar şu için burada duruyor. Bir araya dizdim ben çiviler el yapımı. 1400 mü diyorsun Asım abi? 1400'lü yılların, evet. Çizmeler tabi. Çizmeler ağaç çizmesi. Ağaç çizmesi. Ayakkabı. Mahmuzlu Evet Asım abi. çizmeler. Evet, bu odaya geçelim şu an arkadaşlar. Arap ki dokuma çeşitleri. Aynı zamanda çift Manusa. çekim yapıyorum Asım abi. Hem kendim görünüyor, Aha, röportaj gibi yeni tamam, güzel. Bak geçme. burada kervan çamları. Kervanlar mı esen, develer Dört falan, tanesi. Arabistan'a gidip Tabii. gelen? Dört tanesi bir kervana aittir bunların. Tabii. İplikler kök boya. Dokuma tekstil iplikler. Evet Asım abi. Bu tarafta mutfak kısmı. Burada da günlük kullandığımız tencerelerimiz, mumbar tenceresi, haşlama, kızartma, paça, Tabi Asım abi, bunlar şu an sarma sergi yapmalama, amaçlı değil mi? tabii. Normalde Yok, kullanılmıyor. kullanıyorum da yani Ha, lazım şimdi olunca kullanıyorsun yani. misafirlerimiz geldiğinde kullanıyoruz yani. Bunlar mesela kablarımız, bunlar hepsini kullanıyorum. Evet Asım abi. Sağlıktır bunlar. Asım abi, peki bu hani koleksiyonu yapmanın amacı nedir? Hani Merak. bir de gelecek nesillere falan. Gelecek nesillerde meraklısı olan Şu an varsa asimil gelsin olmuş izlesin. kültürümüzün en Tabii azından unutulmuyor. orijinallerini görmek için. Tabii. Mesela bu dokuma kumaşı kendi dokumam. 50 yıl önce dokuduğum kumaş çift yönlüdür bakın. İki taraflı kullanabilirsiniz. Evet Asım abi. Sağlıklıdır bunlar, terletmez. Kirbelletmez. Evet Asım abi. Yani eskinin Asım abi Ha. zaten bunlardan giyim elbisesi yapılıyordu. Tabii. Genişti de değil mi? Çıkrık bak çığırık diyoruz biz. Mesela bu ipek sarmak için, iplik sarmak için. Evet Asım abi. Çalışıyor mu bu? Çalışıyor tabii. Tabii bunun karşılığı da var. Asım abi, eskinin giyimi kuşamı da tabii genişti. Her şey güzeldi. Genişti değil mi? Şu anki hani modaya hiç alakası yok değil mi? Sağlıkla ilgisi yok moda ama
Şu anki tabii, giyimin eskiyle alakası yok değil mi? Ben öyle olduğunu düşünüyorum şahsen. Tabii yok. Çünkü doğru dürüst ne giyecek bir pantolon kaldı ne bir şey kaldı. Sağlığı hep, bozuyor sağlığı. Hep daralttılar. Evet. İnşallah eskilere dönüş yaparız Asım abi. Her şeyi daralttılar. İsteğim odur. Evet. Bir de Asım abi bu yeni apartmanlar, apartlar çıkıyor. Bunlar diyor batı düşüncesi dar düşünür diyor. Ondan dar diyor bunlar. Batı apartmanda kalmıyor şimdi. Çiftlikte kalıyor. Yani şu apartlar yapıyorlar ya küçük. Evet. Hani mesela bizim... Şimdi bu bina bakın. Eskişehir'e büyük. Şu gördüğünüz 133 santim genişliğinde taş duvar. Burada sağlık var. Geniş yani. Burada sobayı yaktın. Marsık olduğu zaman, bir duman olduğu zaman zehirleme yapmaz. Çeker havayı. Ama beton binada bunu yaktığınız zaman zehirlemeler, gaz sızıntıları... Evet Asım abi. Öldürüyor. Burada öldürmez. Doğru. Burada çok faydalı mikroplar vardır. Toz kalktığı zaman o tozu öldürüyor. O zararlı mikroplar evet, öldürüyor. Abi. Faydalı mikroplar var. Ahşap, toprak çünkü. Hava alacak yer, nefes alacak doğru, yer var. Beton binalarda eşyalar güzel gözükür. Başka bir şey değil. O yani. Hava atarsınız. Benim koltuğum güzel gözüküyor. Evet Asım abi. Pencere perdem güzel gözüküyor. Yani pencere perdesine de ihtiyacım yoktur. Ya. Asım abi işte eskinin evleri zaten bizim evler Osmanlı evleri genişmiş. Tabii. Şu an hep daralttılar. Dip dibe. Ne komşuluk ne bir şey. Bizim kafaya ev, çıkarsan diğer komşuyu görürsün. Bizim evimiz darsa gönlümüz geniştir. Başka. Eyvallah Asım abi. Yani o derece içe her şey girdi. Ben anlamıyorum. Evet Asım abi buralarda işte. İşte burada... Asım abi şu afiş neydi? Uluslararası. Uluslararası bizim işte böyle bir... 10 aylı sertifika değil mi? Verirdi, tabii. Belge aldığından dolayı. Asım Külhan sergi evi şeklinde evet, arkadaşlar. Bu kim vermiş acaba bunu? QH International demiş. ISO belgeli arkadaşlar bu. Evet. Evet Asım abi güzel bir tanıtım yaptık. En azından aldık. Hani bir hatıra kalsın diye Asım abi. Birçok şeyler var. Tabii hep sürekli eskiden kullandığınız şeyler aktif olarak tabii, bunlar. Tabii. Asım abi teşekkür ediyorum bu teşekkür bilgilerinden ederim dolayı. Ve bitiriyorum Asım abi röportajımı.